Hucurat suresi 12. ayette "Eyühibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi meytan?" yani sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? buyurularak gıybet etmenin ölü kardeşin etini yemeye benzetilmesi son derece önemli ve müthiş caydırıcı, sakındırıcı özelliği var. Şimdi bu ayette geçen اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَ Burada geçen bütün kelimeler, yapıları, kalıpları itibariyle öyle mucize ve öyle gıybetten sakındırma özelliği var ki akıl, mantık, vicdan, insaniyet ve birçok açıdan Cenab-ı Hak bir ayetin bu kelimeleriyle hem gıybetin ne kadar kötü olduğunu hem de bu gıybetten nasıl sakınılması gerektiğinin önemini tek tek vurgulamış. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin müminleri kötülemenin ne kadar büyük bir günah olduğunu bildirerek altı açıdan, altı yönden gıybeti kötülediğini ve gıybet yapmaktan müminleri 6 derece sakındırdığını belirtir ve bunları tek tek şöyle açıklar. Orijinalitesi bozulmasın diye aynen okumak istiyor. Malumdur, ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. İşte birincisi hemze ile der aya, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. İkincisi, eyuhib bu, sever mi? Lafsıyla der. Aya, sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki? En menfur bir işi sever. Üçüncüsü, ehadukum, sizden biri kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü en ye'kule lehme kardeşinin etini kelamıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi ehihi kardeşin kelimesiyle der. Hiç rikkat-ı cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Subhanallah. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meyten ölü kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icaz karane altı mertebe zemmi zemmetmekle icaz karane altı derece o cürümden zecreder. Şimdi bu ayeti kerimenin tefsirini dinledikten sonra gerçekten gıybet günahından akrepten, yılandan, zehirden, yangından kaçar gibi kaçmak ve sakınmak gerekiyor. Allah cümlemizi gıybet yapmaktan muhafaza buyursun.